Merhaba sevgili arkadaşlarım. Biz buradan sesimiz çıktığı kadar sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Halen de çalışıyoruz. Biz bir Bağkurlar olarak mağduruz. Hepimiz mağduruz. Yani Bağkurların durumu çok kritik. Kritik durumda ve Bağkurların hepsinin psikolojisi bu Bağkur'a bağlı. Bütün esnafın, çiftçisinin yani bütün şeyi bu işin doktoru bu Bağkur'a gelecek güzellikler. Yani Bağkur'un yoksa Bağkur'un vallahi kafası düzelmeyecek. Bağkur'a sıkıntısı yok mu? Çok sıkıntıları var. Bir sürü sıkıntıları var. Ama umutlarımızı biz buna bağladık. Bu Bağkur'a bağladık. Çünkü artık biz yani bu seçimlerden önce de olsun, öyle de olsun habire bize umutlar verildi. Habire bize umutlar verildi. Habire umutlar verildi. Biz yemin ederim bu umutlarla artık bu heyecanlarla bütün Bağkur'lar artık psikolojikman yıkıldı. Biz artık kesin ve kesin bir net çözüm istiyoruz. Bakıyorum, görüyorum. Her yerlerde konuşuluyor. Bir televizyonlarda işte Bağkur eşitlendi, Bağkur düştü, Bağkur şöyle olacak, Bağkur böyle olacak. YouTube'larda Bağkur düştü, Bağkur böyle olacak. Biz bunu söyleyen insanlar tabii onlar da baş tacıdır ama biz artık Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan artık biz rahatlamak istiyoruz. Biz buradan duymak istiyoruz. Sosyal medyada tabii her yerde konuşuluyor. Mesela bazı arkadaşlarımız da kafaya takmışlar, moralleri bozulmuş. Nasıl moralleri bozulmuş? 2008 öncesi sayılacakmış, olacakmış, 2008 öncesi olacakmış diyorlar. Öyle bir şey olmaz kardeşim. Çıkarsa bu komple çıkar yani. Komple çıkar. Öyle ayrım olur mu? O zaman 99 öncesine bu çok büyük bir haksızlık olmaz mı? 99 öncesi zaten insanlar yapmış yapacağını yapamamış, yıkılmış, ödemiş, ödememiş. Bu insanlara... Eğer bu insanlar 99 öncesi unutulup da 2008 sonrası yapılırsa bu olur mu? Bu adalet olur mu? Olmaz. Yani bunu herkes kafasından bir şeyler uyduruyor. Ama kesin biz çözümü devletimizden istiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan istiyoruz. Artık bu neyse neticelensin. Herkesin burada umudu var. Olacaksa umudu yıkılmasın, olmayacaksa umudu yıkılmasın. Yani insanlar artık bu umut şeyinden bir kurtulsun. Biz bunu bekliyoruz. Hep beraber el ele bunu bekliyoruz. Yani artık biz her zaman ızdırap çekiyoruz. Yani vallahi ızdırap çekiyoruz. Yani büyük ızdırap çekiyoruz. Benim bazı başım ağrıyor, bazı karnım ağrıyor. Yani stres, ister istemez strese giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız artık bizi bu stresten kurtarsın. Ne olacaksa olsun. İnsanlar ferahlasın. İşine yarayanlara yarar, yaramayanlara yaramaz. Hep beraber el ele şu güzel Türkiye'mizde her zaman dediğimiz gibi bizimle yüzümüz gülsün. Biz Bağkurlar olarak artık kesin ve net bir çözüm istiyoruz. Buradan saygılarımı sunuyorum arkadaşlarım. Hepimizin inşallah yüzü güler. Allah hepimizin yüzünü güldürür inşallah. Ev hanımı, bayan kardeşlerimiz hepsi yazıyor. Onlar da çok mağdur. Abi diyor bileziklerimizi sattık diyor. Yani şeyini satmışlar, bileziklerini satmışlar. Ellerinde olan bir sermayesini satmışlar. Bu 3600 kısmi emekliye bağlamışlar kendilerini. 3600 kısmi emekliye. Varım yoğun bitti abi diyor. Ben artık bunu bekliyorum diyor. Yani 3600 kısmi emekliye bekliyorum diyor. Ben diyor yani çok mağdur durumda. Çünkü bu konu açıldı, çıktı. Herkes konuşuldu. Evi insanlar da elinden geldiği kadar gitti. Oradan buradan borç aldı, kredi çekti, onu yaptı, bunu yaptı. Ufak tefek ödediler. Günlerini tamamlayabilenler tamamladılar. Zaten o ehya affı çıkmazsa çoğu insan ödeyemedi zaten. Belki parası olan zengin insanlar ödemiştir, onlar ödemiştir. Ama gariban insan ne yapsın zavallı, o ne yapsın? Belki kredi bile çekemiyor. Banka kredi de vermiyor. Çoğu insanların mesela çoğu çizilmiş, vermiyor. Bu insanlar ne yapsın? Yani bu artık bizi bir faydalanmamızı istiyoruz. Garibanların da yüzünün gülmesini istiyoruz. Yani Bağkurlu olup da Bağkurlu insanlar zengin değil. Yani biz buradan sesimiz çıktığı kadar çiftçiler ya. Yazık günahtır vallahi çiftçiler ya. Ağlıyorlar insanlar ya. Ağlıyorlar çok mağdurlar ya. Abi diyorlar tescil affı ne zaman çıkacak? Tescil affı var mı bu konuda yok mu? Ehya affı var mı bu konuda yok mu? Yani herkes bir bilgi istiyor, bilgi. Artık biz bilgi istiyoruz yani. Bir bilgi istesin, çıksın, birisi konuşsun. Ondan sonra da artık yani bizim ya umudumuz yıkılsın,
Ya da bizim umudumuz sevinelim hep beraber olarak biz bunu istiyoruz. Bağkurlar olarak bunu istiyoruz. Yani herkes bunu istiyor. Yazık günah ya. O bayan kardeşim ya. Abi diyor ben diyor, ev temizledim diyor. Ev temizledim diyor. Ev temizledim ben bağkur dedim diyor ya. Abi diyor çoluğumu çocuğumu diye evde uyuttum diye gittim. Eşime dükkanda beraber çalıştık. Biz bağkur dedik diyor. Yani bu insanlar gülsün istiyoruz. İnşallah gülecek. Biz buradan yine Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Allah'ın izniyle herkesin yüzünü güldürdüğü gibi bizim de yüzümüzü güldürür inşallah. Buradan bekliyoruz arkadaşlarım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Biz Remzelen olarak Bağkurlara herkesten sosyal medyadan olsun, oda başkanlarından herkesten artık Bağkurların sesini olmasını ve Bağkurlara destek çıkılmasını istiyoruz ve Bağkurların sesi duyulmasını istiyoruz. Biz Bağkurların da yüzünün gülmesini istiyoruz. Ben buradan bütün arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum ve videomu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlarım.